أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Mehmet Hoca aramızdan ayrıldıktan sonra son zamanlarda çok da gençlerin paylaştığı bize belki 4 cümlelik bir vasiyetle ayrıldı. Ne demişti en son kayıtlarında? İbadetlerimize devam, ihlasa devam, karşılık beklemeksizin iyilik yapmaya devam, insanların nankörlüklerine karşı sabretmeye devam. Hiç kimse bilmese de o biliyor. Evet. Aşağı yukarı bu şekilde en son vasiyeti şeklinde belki algılanabilecek sözlerle gençlerimize, dava arkadaşlarına seslenmiştir. Aslında bu 4 cümlede belki hocamızın yaşam felsefesi saklıdır. İbadetlerimize devam derken şunu biliyoruz ki biz dünyaya Rabbimizin rızasını kazanmak ve onun için ibadet etmek için geldik. Öncelikle bu dünyada biz Rabbimizin bizden istediği ibadetleri yapmakla mükellefiz. Mehmet hocamızın bize birinci tavsiyesi buydu. Biz de şehadet ediyoruz ki bu konuda görevini hakkıyla yapanlardan birisiydi. İhlasa devam demişti hocamız. İhlas yine Allah Resulü'nün bize bildirdiği gibi Allah bizi görüyormuşçasına ibadet etmektir. Bizi görüyormuşçasına yaşamaktır. Yine biz de şehadet ediyoruz ki Mehmet hocamız dünyadayken sadece Allah rızası için çalışıyordu. İnsanların kınamasından, insanların ne diyeceğine bakmadan doğru bildiği yolda bu davayı sürdürüyordu. Yani bu dünyada kimin ne dediğine bakmaksızın sadece Rabbinin rızasını kazanmak üzere çalışanlar inşallah imtihanını hakkıyla bitirmiş ve onun rızasını kazanmış olarak huzuruna gidecektir. Yine hocamız insanların nankörlüklerine karşı sabretmeye devam diyordu. Dünyanın cilvesidir biliyoruz. Başta peygamberler olmak üzere insanlığa hizmet için gelmiş dava adamlarının hemen hemen tamamı bu dünyada hakkıyla bütün insanlık tarafından kabul edilmemiştir. Kendilerine nankörek edilmiştir. Zulmedilmiştir. Ama başta peygamberler olmak üzere dava adamlarının yaptıkları sadece Allah'a memnun etmek, Allah'ın rızasını kazanmak olduğu için insanların bu kınamasına, insanların bu nankörlüklerine Allah'ın rasulleri, nebileri aldırış etmeden bildiği yolda kendisine emrolunduğu gibi dosdoğru olarak
yoluna devam etmiştir. Mehmet hocamızdan da biz bunları gördük elhamdülillah. Yine karşılıksız olarak iyilik yapmaya devam demişti hocamız. Evet. Biz biliyoruz ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Ve bu amaçla yola çıkmıştır. Mehmet hocamız belki çocukluğundan, gençliğinden beri İslami davaya hizmet etmek için, Müslümanlara hizmet etmek için, insanlara hizmet etmek için çalıştı, çabaladı ve belki genç ömründe bir iki insanın yapabileceği nitelikte hizmetler sundu insanlara. Bu açıdan da biz biliyoruz ki hocamız bu görevini hakkıyla tamamladı ve inşallah onun rızasını alarak huzuruna gitti. Biz siyasi bir harekete başlamadan önce özellikle siyasetçiler bize gelip siyaset çok kirlidir, bu işe bulaşmayın, size göre değil derlerdi. Belki Mehmet Hoca da bunu defalarca şahit olmuştur. Ama Mehmet Hoca insanlara bu genç ömründe şunu ispatladı. Siyaset kirlenmeden, kirletmeden, kirletilmeden de yapılabilecek bir iştir. Belki bütün ülkeye, bütün dünyaya Mehmet Hoca'nın verdiği en büyük mesaj hayatıyla belki bu olmuştur. Biz şahidiz ki gencecik ömründe, gencecik siyaset hayatında asla siyasetin çirkefliklerine bulaşmadan, siyasetin kötülüklerini bilerek, ona karşı tedbir alarak en güzel şekilde insanlara hizmet amacıyla siyaset yaptı ve bunu bir örnek, bir misal, bir gençlere belki bir idol olarak görevini tamamlayıp aramızdan ayrıldı. Ona...